Ve anormal bir talep var. 70'e yakın üniversiteden ve liseden talepler var. Sıraya koyduk. İlleri dolaşıyoruz. Arkadaşlarımızla, Mehmet abi sağ olsun, arkadaşlarla eşlik ediyor. Ülkeleri dolaşıyoruz. Ve bu film Türk siyaset ve sinema tarihinde bir ilk, dünyada da bir ilk. Yaşayan bir siyasinin filmi. Genelde siyasiler, sanatçılar öldükten sonra kıymeti biliyor. Yaşarken kıymet bilmezler. O yüzden öldükten sonra diyorlar ki şöyle kahramandı, böyle kahramandı. Ben de bu tabu yıkılsın dedim. Yaşarken çekilen ilk film olsun dedim. Ve yolları olsun, umut olsun. Elde edilen gelirle de İstanbul'da Pendik'te 10 dönüm bir arazi tahsis ettik. Engelli Yaşam Kültür Merkezi yapıyoruz. Ve projesine de başladık. İnşallah Türkiye'mizi anlatmaya gerek yok. Türkiye'miz uçuyor şu anda. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok daha güzel hizmetleri ülkemize de dünyamıza da yapacağız, gerçekleştireceğiz. Filmimizin bir mottosu da şudur. Buğday tanesi, milyonların sesi, milyonların hikayesi. Buğday tanesi, bir tanesi, milyonların sesi, milyonların hikayesi. Özeti de budur. Ben az konuşacağım. Bundan sonra beyaz perde konuşacak. Ama affınıza sığınarak da kızımla beraber geldim. Bugün menajerliğini yapıyor. Bir yanıma alırsam sevinirim kızımı. Tabii işte Allah neden murat ediyor? İşte Allah güzel güzel ülkemize, milletimize, güzel evlatlarımızı, hepimizi murat ediyor. Onlara hayırlı gelecekler yapmayı da bizi vesile kılıyor. Büyük oğlan bizim Özyeğin hukuk okuyor son sınıfta. O filmde oynadı. Göreceğiz. Yine küçük oğlum da ilkokul 1'e gidiyor. O da filmde kursi telefonla arıyor. Orada baba ben Ankara demişti, özledim diyor. Onu göreceğiz. Ama kızım oynamadı. Bazen kızım diyor ki, küçüğümü şey yapınca, sevince, kızım diyorum sen üzülme, ondan iki tane, senden bir tane. Ben ailemize de gurur duyuyorum, gelişime çıkıyorum. Sağ olun, sağ olun, hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Avukat Sayın Tevkan Beyefendi'yi ön taraflar alıyoruz. Buyurun, hoş geldiniz. Herkes yerlerini alırsa başlayacağız yavaş yavaş.